Merhaba arkadaşlar, evet öğrencilerimizi çok 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 önemli ilgilendiren bir haberle karşınızdayız. Eğitimde yani okullarda 4 gün eğitim gündemde mi, 4 gün eğitim mi olacak hepsini aktaracağız. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Okullarda gün sayısı 4'e mi düşecek? Hemen aktaralım. Arkadaşlar, Avrupa'da biliyorsunuz ki çalışma günleri 5 günden 4 güne düşürülmeye başlandı. Ve bununla birlikte okullardaki gün sayısı da yine 5 günden 4 güne düşürülmeye başlanacağı söyleniyor. Hatta bunu uygulayan ülkelerde oldu ve başladı. Peki sonuçlar nasıl? Ülkemizde de yine 4 gün mü olacak eğitim? Hemen belirtelim. Avrupa'ya başlayalım. Avrupa'da İngiltere'de okulların 4 gün olması şu anda gündemde ki 4 gün olacak gibi gözüküyor. Çünkü bakanlık okullardaki artan enerji masraflarından dolayı okulların bir gün kısaltılarak 4 gün, 4 gün yapılmasıyla beraber yaklaşık 500 bin sterlin Berlin e, Tabii ki onlarda da katkı olacağı söyleniyor. Yani yararlı olacağı söyleniyor. O yüzden 4 e, gün olması ihtimal şu anda İngiltere'de. İzlanda'da denendi. İzlanda'da okullar 4 gün oldu ve bunun tamamen güzel sonuçlar doğurduğunu, olumlu sonuçlarla karşılaşıldığı da gündeme geldi. Yani tamamen güzel oldu belirtildi 4 gün olmasıyla beraber. Peki ülkemizde şu anda 4 gün olması gündemde mi? Şunu söyleyelim. Elbette dış ülkelerde yaşanan bu gelişmeler ülkemizi de etkiliyor. Elbette bakanlıklarımız e, yine bu konuda elbette bir düşünce e, düşünecektir yani bu konuyla alakalı. Durumu ve değerlendirme olacaktır. Tabii ki hemen bir hafta sonra okullarımız 4 gün olacak diye bir şey şu anda gündemde değil ama e, tabii ki birkaç ay sonra bunun net olarak gündeme gelmesi de kesinlikle e, olabilir onu da söyleyelim ki ülkemizde de yine 4 gün olmasıyla gerçekten enerji tasarrufu da ciddi bir şekilde yaşanacağını yine söyleyebiliriz aslında bu süreçte. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kalın sağlıcakla.